Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm herkese 10 Şubat 2023'ün e, ikinci üçüncü artık kaçıncı videosu bilmiyorum ama cuma namazı çıkışında e, bu videoyu çekiyorum. Burada küçük bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Ben bu videoları birçok insana moral olsun diye birçok insanın e, televizyonlardan vesaire uzak kalsın haberlerden uzak kalsın az biraz da olsa kafa dağıtsın e, biraz, biraz da dertleşelim diye çekiyorum bu videoları. Başlığını şöyle yaptın, içeriğini böyle yaptın, abonelikten çıkıyorum, şuradan çıkıyorum, bundan çıkıyorum. Ya yeter ki milleti dinden imandan çıkarmayın, nereye çıkıyorsanız çıkın. Şu gün zaten futbol konuşulacak bir gün değil ki. Gözünü seveyim, etmeyin, eylemeyin. Şu gün zaten yani ben burada inanın ya yani birçok kişinin sesi olmak için elimden geleni yapıyorum. Bir de şunu söyleyeyim, Arkadaşlar normal şartlarda, normal günlerde kanalımızda uğraşanlar çok oluyor. Attığınız yorumlar evet şikayet sildiriyorum ama bu günlerde merakınız olmasın. Yani 3-5 tane zibidi denk geliyor ama onun dışında kimse kanalla uğraşmıyor. Sizlerden ricam şu gereksiz gereksiz yorumlar yazmayın. İşte Fenerbahçe'dir bilmem Hüma'dır şudur bu. Gerek yok bunlara. Ee, bırakın. Hatta bir şey rica ediyorum. Sadece ve sadece yorumlara şurada şu lazımmış diye. Gerekirse Twitter'da gördüklerinizi kopyalayıp yapıştırın arkadaşlar. Bakın bizim yorumları çok okuyanlar var. Bizim yorumları emniyetten de okuyanlar var. Askeriyeden de okuyanlar var. Jandarmadan da var. AFAD'dan da var. Merak etmeyin orada görevli olup çalışıp kulaklık takıp bizleri dinleyenler var. Hepsine buradan selamlar olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başlıklar için de bilmiyorum ne başlığı koyayım. Gerekirse buradaki başlıkları şey yapayım. Yani bu kadar takılıyorsanız. Ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bizim kanalın öyle maddi şu bu beklentisi çıkarı vesaire yok. Nasıl yardım kuruluşları elinden gelen yardım yapıyorsa biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu videoların izlenmesi merak etmeyin, insanların işine geliyor. Küçük bir uyarıda daha bulunayım arkadaşlar. Sosyal medyada bir tartışma başlamış. İşte Afada yardım edenler bilmem devlet karşıtı falan filan yok şey. Ah baba yapanlar devlet karşıtı, Afada yapanlar bilmem şucu Ya bölünmeyin. Hala bölünme peşindesiniz ya. Ya bırakın insanlar nereye yardım yapıyorsa yapsın arkadaş. Nereye yapıyorsa yapsın. Biz Kur'an kursuna da yardım yapıyoruz. Başka yerlere de yapıyoruz. Yoksul ailelere de yapıyoruz. Yetimlere de yapıyoruz. Camilere de yapıyoruz. Bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsın. Kutuplaşman gerek yok. Şu gün ya rüyamda bile siyasilerin şeyine uğraşıyorum mesajına. Ya ne gerek var şu gün siyaset günü değil. Şu gün birlik günü, dirlik günü arkadaşlar. UEFA'dan deprem başvurusuna red Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu. UEFA Konferans Ligi playoff turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma için UEFA ile görüştüklerini söylemiş. Bu arada şunu söyleyeyim. şu günlerde en büyük Galatasaraylı benim. En büyük Beşiktaşlı benim. Şu günlerde en büyük Trabzonsporlu benim. Bütün Trabzonspor futbolcularına diyorum ki yediğiniz içtiğiniz haram zehir zıkkım olur bak. İyi hazırlanın. Bu bazeli oraya gömmemiz lazım. Bazeli öyle bir gömmemiz lazım ki yani bütün Türk milletinin gücü size yüklenmiş gibi oynamanız lazım. Hani PlayStation'da, PES'te, FIFA'da gücü 99'da hep oynuyorlar ya 99'da hep oynuyorlar. 100'de hep oynamanız lazım. Onu da söyleyeyim. Hem dualarımız sizinle hem gönlümüz sizinle hem kalbimiz sizinle. UEFA yetkilileri maçın oynanacağını söylemiş arkadaşlar. Yani şehirde bir sıkıntı var mı demiş. Onlar da şehirde bir sıkıntı yok etkilenmedi demiş. Ahmet Ağalı mental olarak da durum biliyorsunuz dedik. Fizik şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Maçın hazırlıklarına bugünden itibaren başlıyor Trabzonspor ve ee ellerinden gelen çalışmaları da yapıyorlar. AFAD'ın elzem talepleri doğrusunda kontrollü şekilde bölgeye yardım yapmayı sürdüreceklerini de aktarmış Sayın Ahmet Ağoğlu. Takım otobüsü depremzedeleri getiriyor diye de belirtiyor. Yani 40 depremzedeyi Trabzon'a getiriyor. E, bu akşam diyor dünden bahsediyor. Malatya'dan hareket edecek Otobüsle Trabzon'a gelecek depremzedeler. Kentte uygun yerlere yerleştirilecek. Trabzon Spor Kulübü ayrıca 25 kız, 30 erkek çocuk olması üzere 55 de Trabzon Spor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi ve Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk edecek diyor. Eee Ahmet Ağaoğlu'na ilgili ben bir açıklama yapayım. Skandal bir açıklama. Nasıl skandal bir açıklama? Hiç çoğu kişinin bilmediği bir açıklama. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta deprem felaketi yaşandı ve Bazel'le oynayacakları oynayacağımız, oynayacakları değil oynayacağımız haberleri lütfen dikkatli yapalım. Konferans maçının gelirlerinin deprem zedilere bağışlanacağını açıklamış Ahmet Ağaoğlu. Skandal bir açıklama bu. ya görüyorsunuz Skandal değil mi? Arkadaşlar kusura bakmayın böyle şeyleri ben duyurmak istiyorum. Sosyal medyada mesela ben dün şey gördüm. Kıvanç Tatlıtuğ ile Tarkan yardım yapmıyor diye. Ya o adamlar yani Tarkan'ın gizliden gizliden öyle bir meblağda yaptığı yardıma ee, yani yardımdan haberim var ki aklınız durur. Kıvanç Tatlıtuğ yani arkadaşlar bugün takım bu şunu bunu yok Ahbap Derneği'nde şey babala TV'de mi Ahbap Derneği'nde mi adam 7/24 orada geçiriyor. Bunları takılmayın. İşte hocam şu yardım yapmamış, bu yardım yapmamış. Ya yani sosyal baskıyla yardım yaptırmayın. Yapanları övün. Mesela ben Ahmet Ağaoğlu'nu, Ali Koç'u. Ya öyle şeyler var ki. İnanın. Bak Ahmet Ağaoğlu'nun şu cümlelerine de dikkat edin. Gönderilen ilk yardımlar 30-32 saat sonra zar zor Kahramanmaraş'a vardı. Tır sıkıntısı yaşadığı için takım otobüsümüzü yardım malzemesine doldurup gönderdik çok kontrolsüz bir yardım malzemesi yığılması söz konusu diyor. Özellikle oradakiler bunu söylüyor. Yardım malzemesini getirip atıp gidiyorlar diyor. Yani bir taraftan düşünüyorum şimdi ben tırcı olsam oraya gitsem o manzarayı görsem kaçacak yer ararım. İnanın yürek kaldırmaz. Her insanın yüreği kaldırmaz. Yani bu çok büyük bir acı. Yeryüzündeki üçüncü büyük deprem diyor. Hani deprem kayıt altına alındığından beri yeryüzündeki üçüncü büyük deprem diyor. UEFA ile görüştük. Takımın psikoloji bizimkinden farklı değil. Aynı diyor. Hani aklımızı mecbur futbola vereceğiz. Mecbur da oynayacaksınız diyorlar. Bazel'den aynı hassasiyeti Deplasmanda hani biz Bazel maçının gelirlerini oraya aktaracağız. Aynısını da Bazel'den bekliyoruz diyor. İnşallah. Ee, Almanya'da büyük bir takımla 50 bin kişilik statta yapılacak maçın gelirinin tamamı depremzelere bağışlaması yönünde planımız var diyor. Ee, çok da güzel olur. Fortuna Sittard'dan deprem mağdurlarına destekliyor. Şunu söyleyeyim Ahmet Ağoğlu'nun bu devede kulak. Yani şu yardım devede kulak. Devenin kulağı bile değil. O kadar söyleyeyim. Ötesine girmeyeceğim. Yorumda dün gördüm. Hocam açıkla. Hocam açıkla. Lan sana ne arkadaşım? Sana ne? Bu kadarını bil yeter. Sana ne? Neyin merakındasınız? Neyin merakındasınız? Ali Koç şu kadar yardım yaptı. Bu kadar yaptı desem. Neyin merakındasınız? Yani bu kadar şey yapmayın ya. Türklerin yönetimindeki Hollanda'daki Fortuna Sittard Başkanı ışıtan Gün açıklamalarda bulunmuş. E yardım planında bulunmaya düşünüyorlarmış. Ben şunu söyleyeyim. Aslında güzel bir turnuva yapılabilir. 3-4 Mart'ta tamam. Lig başlıyor ama zaten futbolcuların çok yorulmayacağı, antrenman havasına geçecek bir turnuva olabilir. Karma takımla benim aklıma mantığıma daha mantıklı geliyor. Uyku saatlerim bozuldu, uyku düzenim bozuldu. Ne kadar uyuduğumu ben de bilmiyorum. Ne kadar dinlendiğimi ben de bilmiyorum. Bazen saçmalayabilirim. Bundan da aklınızı helal edin. Şu an birçok kişi öyle Twitter'ıma girip bakabilirsiniz. Teyitli bilgileri paylaşmaya çalışıyorumdan. Yani. teyitli. Yoksa çok bilgi kalabalığı oluyor. Bir ricam da şu. Arkadaşlar X kişisini paylaştık. Yardım bulundu. Yaptığınız tweet'i silin. Korkmayın etkileşiminizden vesaire düşmesin. Yaptığınız tweet'i silin ki açılsın sosyal medya bir açılsın, boşalsın. Anlatabiliyor muyum? Boşalsın bir gerçek ihtiyacı olanlara. Bir de ben şuna da biraz ıı, tuhaf geliyor. Bir kişi için <laughs> hani depremden kurtulmuş şu ihtiyacı var. Ya arkadaşlar bir kişi değil toplu birlik hareket edin. Gün toplu birlik hareket etme günü. Bunun yağmacısı şunları bunlar falan filan var. Gün toplu birlik hareket etme günü. Onu da söyleyeyim. Fortuna Sittat Kulübü de resmi bir açıklama yapmış. 11 Şubat'ta depresmadan önce emmen müsabakasına. Ee, yardım amacıyla özel bir formayla çıkılacak diye Burak Yılmaz Oğuzhan Öz Yakup'un forma giyeceği maçta resmi sponsor yerine SMS yoluyla bağış toplayarak yardım kuruluşu Ciro 555 logosunu taşıyan formayla mücadele edeceklermiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Maçta giyilen formalarda Match World şart sitesinden e, bu cumartesi 21'de başlayarak 19 Şubat'a kadar sürecek açık arttırmayla sunulacakmış. Buradan elde edilecek bütün gelirlerde Ahbap Derneği vasıtasıyla yine depremzedelere bağışlanacakmış. Ayrıca da desteği desteğe devam edecekler diyor. Adekuk ve Ali Koç bize uçak gönderdi. Şimdi ben Ahmet Ağoğlu ve Ali Koç'u överken e, ya şimdi gene aynı yere denk geldik. Arkadaşlar bu kişilerin siyasi görüşü, dinleri, mezhepleri, imanları beni alakadar etmiyor. Beni yaptıkları yardım alakadar diyor. Bugün mesela bildiğim kadarıyla e, çeşitli isimler Ateizmi, deizmi seçmiştim. Benim için bugün hiçbirinin dininin, imanının, takımının, şunun bunun önemi yok ya. Ya Galatasaray 50 tır göndermiş. Hadi Fenerbahçe diyorum. Sen de yap diyorum. Bugün diyor rekabet yapılacak gün değil. Lan salak senin kadar biz de biliyoruz. Senin kadar biz de biliyoruz bugün rekabet yapılacak. Ama bunun rekabeti yapılabilir. Bunun rekabeti. Galatasaraylı futbolcunun hayranı çıkmış işte gol sevinci yapmış. Bilmem ee, kulağına mı götürüyormuş ne, ne yapmış? Yazdım oraya dedim Icardi şey diye. Icardi'nin dedim öyle forma morma kesmez. Ya bu çocukla yüz yüze görüşecek ya canlı maçını izlettirecek diye. Sonra açıklama geldi mesela birçok kişi de destek oldu. Birçok altı sıra çok memnun oldum. Icardi demiş yakında görüşeceğiz falan diye. Ya bu işte. Fenerbahçe'li bir kardeşimizin bir şeyi var işte. Anne işte Fenerbahçe yenerse konuya çıkalım diye. O kızla ilgili de bir açıklama yapayım. O kız şu anda genç bir kardeşimizmiş. Ortaokula giderken yazmış. O şey yani hayattaymış, bir sıkıntı yokmuş arkadaşlar. onu da belirteyim. Hataysporlu Sami Sam Adekogbe kara maçta yaşanan e, felaketle ilgili diyor ki bu gerçekten anlatılıyor. hiç beklenmeyen bir şey, adeta film gibiydi, yıkılan binalar, bağıran insanlar falan diye. <laughs> Şimdi e, takım arkadaşları falan filan ekonomik olarak zor durumdayız şey ekonomik olarak güçlü bir yerde değiliz. Bu insanlar zorlu yaşam şartlarından geldiler. Hatay'daki insanlardan bahsediyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yardım gönderdiğini söylüyor arkadaşlar. Bakın bunları niye üstüne çiziyorum? Şu an benim sosyal medyada gördüğüm şeyleri görseniz aklınız hayaliniz durur. Birisi Ahbap Derneği'ne atıp tutmuş. Birisi bilmem Haluk Levent'e atıp tutmuş. Biri Oğuzhan Uğur'a atıp tutmuş. Ya gün bugün mü? Yani Lan insanlar bir şey peşindeler, bir şey yapma peşindeler. Bak şunu söyleyeyim, ee, orada bina yıkılmış, enkaz yıkılmış, İnsanlar kişisel çabasıyla elinde taş çıkartıyor. Sen onlara çekilin kenara, taş çıkartamazsınız, elinizde alet yok diyebilir misin? Diyemezsin, ya insanlar elinden geleni yapıyor. Ya bırakın kiğini bırakın, öfkeyi bırakın, bırakın nereye şey yapıyorsa. Ade Kukbe diyor ki teknik direktör, biz çok şanslıydık. Teknik direktörümüz Volkan Demirel Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe başkanını arayıp yardım istedi. Başkan da Adana'dan İstanbul'a özel bir uçak ayarladı. Otobüste Adana'ya gidip oradan özel uçakla İstanbul'a geçtik diyor. Atsu'dan da hala haber yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yani gece geç saatlere kadar bizimleydi. Sonra aramızdan ayrıldı diyor. Ve e, Taner Savut'tan hala haber yok Christian Atsu birlikte. Bunu da özellikle belirtiyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, malzemecilerimizden biri hayatını kaybetti diyor. Bak mesela ya malzemeci olsun olmasın lütfen Hatay Spor'un kaybı diye paylaşın. Arkadaşlar kulübün mutfağında çalışan aşçılardan birisi kızını ve annesini kaybetti. Bir başka malzemecinin eşinin kolunun kesilmesi gerekecek diyor. Ki kangrenden dolayı. Bu gibi durumlarda birbirimize destek olalım. Kişisel ...koltuk, menfaat, şu ...hepsini bir kenara bırakalım. Bugün o gün değil. Bugün transfer şu bu günü değil. Bugün başka bir gün. Anlatabiliyor muyum? Bugün benim attığım başlıkları da mazur görün. Bugün benim söylediğim lafları da mazur görün. Bugün tek ricam var. Yorum kısmına... ...ihtiyaç sahiplerinin şeyini yazın. Bir de bir kardeşimiz... ...Nurdağ Köyü'ndeyim diyor. Gaziantep'in Nurdağ Köyü sanırım. Lütfen Gaziantep'in Nurdağ Köyü'ne... ...iletişime geçmeye çalışan bir sıkıntı varsa mutlaka yorumlara belirtin. Bizler de geleni yapalım. Elimizden geldiğince de bir şeyleri sergileyelim. Hocam şu kadar saat geçti. Şöyle oldu böyle oldu. Arkadaşlar Allah'tan ümit kesilmez. Bu bir. İkincisi de kimin ne şekilde vadisinin yeteceği kimin yetmeyeceğini bilemezsin. Çocuğu orada uyandırıyor. Aradan bilmem kaç saat geçmiş ne oluyor diyor. Amcam beni niye rahatsız ettiniz? Sanki normal bir uykuda da eve hırsız girmiş gibi. Öbür bebek bilmem... Yani iki saatte bir acıkan, acık hani ağzından feryadan duramayan çocuk bilmem kaç saat boyunca aç susuz kalıyor. Çıkıyor. Ya sizi kim besliyor? Yani tabii ki de Cenab-ı Allah'ın şeyi ama sizi kim besliyor? Etmeyin edemeyin bak şey yapmayın. E, dün Nihat Hatipoğlu'nun yorumu mesela çok hoşuma gitti. Yani deprem kader, kader, bak kader başka bir şey. Deprem başka bir şey. Kader şudur. Siz arabayla gidersiniz. Karşıdaki şoför yakalır, Direksiyon birden kırar. Saniyenin onda biri sürede. Araba taklatır. Gelirsin arabaya çarpar. Bu kaderdir. Bundan istesiniz de kaçar. Yani bundan nasıl kaçarsın? Sadaka verirsin. Belayı def edersin. Ama ora senin bitişin olarak, final olarak yazdıysa kaçamazsın. Anlatabiliyor muyum? Parayla ev satın alıyorsun. Diyorsun ki ya ben işte bahçeli bir ev satın alayım. Hayvan beslerim. Şöyle yaparım. Gidiyorsun köye tek katlı bir ev alıyorsun. Senin kardeşinde aynı parayla gidiyor şehrin merkezinden bilmem kaç katlı binanın kaçıncı katından ev alıyor. Deprem oluyor seninki tek katlı, fazla yük bilmediği için sıkıntı yok. Onunki çok katlı hop adamınki çöküyor vefat ediyor. Aynı paranız var senin tercihin bu onun tercihi o. Yani işin kader boyutu burası işte tercihlerden oluşuyor. Ama yani 99'da biz yaşadık Erzincan'da yaşadık Van'da yaşadık bu kadar e, dayanıksız binalar ya Elazığ Şehir Hastanesi'nin altında kolonların üstüne böyle bir e, sistem varmış. Mimarı Türkiye'de mimar yani Türk mimar. Ya bu sistem yapılıyor. Altta 8 büyüklüğünde deprem olsun üstte buçuk hissediliyormuş. Lan böyle bir sistem var. Bütün binalara uygulayın. Hocam çok maliyetli. İnanın hiç önemi yok. Çok maliyetli dediği var ya. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bak bizim benim yaşadığım daire 42 dairelik. Bir de görevli dairesi var. 43 bir tane toplam salonu var. 44 bölün bak bölün daire başı 10 bin lira falan bir şey tutar ha. 10 bin lira falan bir şey tutar. Buna çok diyorlar işte. Yani buna çok diyorlar. Allah insaf versin ne diyeyim ya. Hiç etmez eylemez şeyleri milyonlarca liraya sattınız. Valla ben şunu söyleyeyim. Bu dünyada hesaplaşmak kolay. Helalleşmek kolay. Varsa gönlünü kırdığım hakkını helal etsin. Benim, benden yana varsa da sıkıntı değil arkadaşlar. Bu dünyada helalleşmek kolay. Öbür tarafa gittiğiniz zaman adam sana ne diyecek? Benim daha yaşayacak günlerim vardı. Ben çocuğuma doyamadım. Ben anneme doyamadım. Ben şuna doyamadım diyecek. Vallahi azabın şiddetleneceği zamanı düşünün. Bu dünyada bak, bu dünyada birilerine yamanırsınız. Birilerine pohpohlarsınız, yağlarsınız, ballarsınız, taparsınız. Açık ve net söylüyorum, taparsın kusursuz olan Allah'tır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile hata yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ben sana yarın şunu yapacağım diyor. Yapamıyor. Ertesi gün yapamıyor. Bir hafta geçiyor. Diyor ki Allah'ım beni affet, ben ne yaptım? Hani ne hata? Sen Allah izin verirse demedin diyor. Ve Allah izin verirse dedikten sonra yapabiliyor. Düşünün bak, peygamber hata yapıyor. Diyoruz ki şu hata yapılmış. Hayır o insan hata yapmaz. Yani peygamberden bir kademe yüksek, Allah'tan bir kademe düşük demek istiyor. Ya da Allah'tan aynı kademede demek istiyor. Dikkat edin, insanları savunacağız diye insanlara tapar durumdasınız. İlla secde etmek manasında değil tapmak koltuğumu kaybederim diye, statümü kaybederim diye yanlama yapıyorsanız dikkat edin. Benden uyarması. Çünkü bu dünyanın ahireti var. Hocam hesaplaşacağız, şurada hesaplaşacağız, burada. Ha şunu da söyleyeyim. Seçim yaklaşıyor. Hesaplaşacaksanız gidin orada hesaplaşın. Sosyal medyada falan hesaplaşmayın. Kimse kimseyle sosyal medyada şu kötü, şu kaka, şu pis, şu böyle, şu pis, şu şöyle. Bırakın ya. Ya herkes birbirinin açığını arar durumda. Lafa geldi miydi felaket? icraata geldi bir de şu böyle pis, bu böyle kötü, bu şöyle çirkef, bu böyle yani. Yani çok diyeceğim şey var ama hadi buyurun. Ben şimdi şunu yazıyorum. Başla Fenerbahçe ve Trabzonspor tek yürek Ali Koç ve Ahmet Ağoğlu'ndan şok diye. Ahmet Ağoğlu'ndan şimdi şok hareketler diyeyim bari. Diyecekler ki niye bu kadar başlık? Arkadaşlar bırakın millet tepki için izlesin. Gerçekten söylüyorum tepki için izlesin. Yorumlara yazın. Bakın AFAD görevlisi, şu görevlisi, bu görevlisi birçok kişi bu videoları izliyor. Hepsine buradan sizin adınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlarımı sunuyorum. Daha işimiz bitmedi. En az bir, bir buçuk ayımız daha var. Depremcilerin e, güvenli yerlere e, nakli, konteyner şehirler, anlatabiliyor muyum? Ve yeniden o şehirleri imar edilecek. O şehirler yeniden ayağa kaldırılacak. O şehirler yeniden şey yapılacak. Enkaz altında ama enkaz dışında. Herkes bir şekilde... Yani tespit edilecek bu hayatın gerçeği arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bize düşen dua etmek, destek olmak, maddi, manevi her şekilde desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.